buraya nasıl geldik? Ya bu adamlar, ya ben de düşünüyorum. Hani ben çünkü biraz da farklı düşünebiliyorum. Çünkü hiç değilse 10 senedir yokum. Bu arada nasıl oldu? Bunlar nasıl böyle güçlendiler? Nasıl bu seviyeye geldiler falan diyoruz. Şimdi bir 10 daha geçse, 20 sene önceyi düşünsen, bunların böyle şeyler buralara geleceğini hayal bile edemezdim o zamanki kafayla. Şimdi ben şöyle bir fıkrayla önce başlayacağım. Bak, orada zaten her şey ortaya çıkacak. 3 kişi, 3 arkadaş, bir Türk, bir Kürt, bir Ermeni. Bir bahçeye erik çalmaya giriyorlar arkadaşlar. Bak, güzel dinleyin. Bahçenin sahibi koşup yetişiyor. Tabii bu hırsızları görüyor bahçede. Biz de çocukken erik ağaçlarına girerdik. Kiraz ağacı çoktu bizim orada. Kiraz yemeye giderdik. Neyse. Geliyor bu. Bunlar 3 kişi. Bu da tek kişi. Geliyor, bakıyor. İşte Ermeni, Kürt, Türk. Tanıyor tabii. Aynı köylü veya aynı şehir. Neyse. Ulan diyor Ermeni'ye, diyor. Şerefsiz gavur diyor. Hadi bunlar benim din kardeşim. Benim eriklerimi yiyor da. Ha evet, sırrı anlatmış. Ben de herhalde ondan duymuşumdur ya da başka bir yer. Niye sen gavur nasıl cüret edersin diye buna dalıyor. Öbürleri diyor tamam ya, bizim din kardeşimiz ya, aynı o Ermeni'yi dövsün. Ermeni'yi bir hallediyor, tamam mı? İş elden ayaktan kesecek kadar dövüyor. Sonra dönüyor. Ulan diyor bu adam, hadi neyse Türk. Benim ırkımdan, benim kardeşim. Sen Kürt ne diye giriyorsun benim bahçeme? Bir de ona dalıyor. Onu da hallettikten sonra Türk tek kalıyor. Ulan diyor bunların biri Kürt biri Ermeni zaten. Gavurlar bunlar. Sen benim kardeşimsin. Nasıl kardeşinin eriğini yersin diye bir de buna dalıyor. Ha sonra bunlar kendilerine gelince diyor ulan arkadaş, biz 3 kişiydik. Bu geri zekalı tek başına bizim üçümüzü nasıl dövdü? Anlayamıyoruz. Ha Türkiye bu hale nasıl geldi? Bunlar nasıl bu kadar güçlendi? Aynen böyle. Sen sesini çıkarmadın. İlk önce o Ermeni'yi dövdürmeseydin. O diyor zaten Ermeni'yi vermeyecektik kardeş diyor. Olay buydu. Size ben bir şey söyleyeyim. Hazır Çanakkale zaferinden de bahsediyoruz. Siz Çanakkale zaferinin yıl dönümünde, bu büyük bir mesajdı. Geçen sene de söyledim. Yıl dönümünde genelkurmayın, yani o zaferi kazanan Türk ordusunun komutanını, başkomutanını içeri attırmayacaktınız kardeşim. Hatırlayan hatırlıyor zaten, kaç sene oldu. İlker Başbuğ Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde o gün içeri attılar. Bunu da artık yani bu millete ana avrat dümdüz küfürler etseler daha az zararı olurdu herhalde. Ya da daha bu olayda daha çok zoruna gitmeliydi halkın. Yani özellikle bir de Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne denk gelmesi. Ya sen kimi içeri alıyorsun? Bu Genelkurmay Başkanı'na terörist dediler. Devletin başında, ordunun başındaki adamı terörist diye içeri aldılar. Sen onu verdin. Adamlar nasıl yaptı? Aynı Ermeni, Kürt, Türk meselesinde olduğu gibi. Önce kardeşim Kürtlere bunlar bir kenara çektiler. Herkesle beraber savaşamayacaklar, biliyorlar. Kürtlere bir çözüm mözüm dediler. Karışmadılar onlara. İşte Tayyip kendi ağzıyla söyledi. Valiliklere söyledik, işte onları gören askerler ateş etmeyecek falan da filan da. Değil mi? Bunları biliyoruz. Neler konuştular. Onlara karşı gelen MHP'liler vardı mesela, çözüme mözüme karşıydı. İşte terördür bilmem ne deyince onlara kızıyorlardı. Küfürler ediliyordu. Ya biz kardeşlik istiyoruz. Anaları ağlamasın falandır filandır. Öyle değil miydi? Ne oldu analara? Analar aynı analar. Ha, onları bir kenarda tuttular. Geldi HSYK o referandumla bu FETÖ'cü cemaate HSYK'dan bir sürü şey verdiler. O şeyleri biliyorsunuz. Yargıda çok güçlü bir hale getirdiler onları. Ne oldu? Onların gücüyle, o yargının şeyiyle onlar da arkalarını aldılar. PKK orada duruyor. Cemaat dost kol kola ne istediyse verdi zaten. Ne kanun da lazımsa çıkardı. Anayasa değişikliği de yaptılar. Ha, bunun gücüyle geldi orduya vurdu. İşte ordunun içinde diyorum ya, ordunun başındakini içeri attığı gibi bir sürü askerleri, komutanları, işte bilmem ne, sonra polisleri de aynı şekilde temizlik. Ha ne oldu? Burayı bir orduyu hallettiler. Orduyu vermeyecektin. O diyor ya, Ermeni'yi vermeyecektik. Orduyu vermeyecektin. Öbürlerine ya ne oldu? CHP'liler niye ses çıkarmadı? Çıkarabildiği kadar çıkardı ama öyle değil kardeşim. O ordunun Genelkurmay Başkanı içeri atıldığı gün, özellikle de eğer
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde bu yapıldıysa o memleket yıkılmalıydı, yakılmalıydı. O millet ayaklanmalıydı, o sarayı başlarına geçirmeliydi. O saray inşaat halindeydi herhalde o zaman. Sarayın inşaatına gömmeliydi onları. Bu kadar basit. Bu kabul edilemez bir şeydi. Ama ne oldu? FETÖ'cü kenara çekildi. Lan bunlar kafir dedi. CHP'li dedi ki bunlar bize karışmasın da bilmem ne. Kürtler dedi ki biz zaten çözüm yapıyoruz bunlarla. Siktir et gitsin dedi. Onlara ne yapıyorsa yapsın. Ha ne oldu? Ordu gitti. Sıra geldi bu sefer şeye, Kürtlere. Ne oldu? Biz çözüm özüm yok. O masayı devirdik. Böyle bir şey yoktur. Dolmabahçe'de hiçbir şey olmamıştır. Oslo'da biz görüşmemişizdir. Daha önce de diyordu. Ben görüştürdüm. Ben arkadaşları yolladım. Neyse. Oraya da başladı mı çatışmalar? Hendek savaşları, bilmem neler. Bir de seçim sonrası hani oy vermeyince millete de ders olsun. O doğuda ders şey oy alalım diye bir de onlara bir inlettiler. Halkın anasını bellediler. Millet zavallı artık korkundan dedi lan lanet olsun. Seçim yapsınlar da oy vererek gitsinler. Bu kadar olmaz. Milleti perişan ettiler. Hendek mendek milletin evini hakkını başına yıktılar, ettiler neyse. Ha, o arada o tarafta gitti mi? Kim kaldı? Ne istediyse verdiği, beraber yürüdük bu yollarda dediği cemaat kaldı. Ha, ona da gelsin zaten IŞİD'den bir sürü adamları var, şeyi var. Bir de milleti zaten gaza getirmek çok kolay, kandırmak çok çok kolay. Al kardeşim bir 15 Temmuz tertibiyle de onları da indirdiler. Ha işte bak o da gitti, o da gitti, sonunda o da gitti. Şimdi kim var? Şimdi size diyorsunuz ya melek gelsin. Melek falan gelmez. Ne meleği gelecek? Diyorum ya kafirlere Allah yardım mı gönderecek, melek gönderecek? Gönderirse Atatürk'e gönderir işte. Atatürk'e gönderir. Ama sana göndermez. Hiç kusura bakma. Erdoğan'a göndermez. Bu millete de göndermez. Millet Atatürk'ü de hak etmiyor. O zaman dedelerimiz hak ediyormuş demek ki öyle bir şeyi. Bir Atatürk gelmiş. Ama şimdi onların torunları Atatürk gibi birini falan hak etmiyor. Hiç birlik beraberlik yok kardeşim. Diyorum ya sen orduyu sattın. İşte cemaate de bak. En son cemaate yapıldığı zaman da millet öbür taraf sustu. Ya en büyük aptallık ben buradan şöyle görüyorum. Ya bu adamlar FETÖ dedi bak terörist dedi. Ya birçoğu işte öğretmen, dershanelerde orada biliyorsunuz. Hepiniz tanıyorsunuz arkadaşlar. Kimse yalan söylemesine gerek yok. Herkes çocuklarını onların okullarında okutabilmek için sıraya giriyordu, yalvarıyordu. Ben daha fazla yardım yapayım, bağış yapayım, zekat vereyim de benim çocuğumu alın demiyorlar mıydı bu insanlar? Orada bir silahlı eğitim mi veriliyordu? Orada ne vardı? Orada işte doğru düzgün güzel bir eğitim var diye herkes çocuğunu vermeye çalışıyordu. Ha bu adamlara terörist dediği zaman bakın bu AKP FETÖ dedi. Fethullahçı terör örgütü. FETÖ dediği zaman, terörist dediği zaman CHP niye FETÖ demeye devam ediyor? MHP niye? MHP değişti zaten. O artık kasetin korkusuyla zaten her şeyi yapıyor da. Diğer partiler niye? İşte şimdi ne var? İyi Partisi var, Saadeti var. Değil mi kardeşim? O zaman bu tezgah, ya kendiniz diyorsunuz ki bu tezgahtır, bu tiyatrodur. Ondan sonra kalkıp onlar FETÖ'cü, onlar bilmem ne. Lan hani terör, bu terör değildi, bu tezgahtı. Bu tiyatroydu. O zaman sen niye onun ağzıyla konuşuyorsun? Bu en büyük aptallık. Muhalefet edenler de bu olaya, onlar da onun ağzıyla, onlar da FETÖ demeye devam ediyor. Ve böyle olursa işte o öğretmenler kaçarken öldü. Polisler görevden atıldı. Askerler işte hapishanelerde ölenler, işinden olanlar, itibarı falan gidenler. İşte biliyorsunuz Meriç'ten geçerken çocuğuyla boğulan ölen anneler neymiş? Eşi cemaatte öğretmenmiş, bilmem neciymiş. Veya kadın öğretmenmiş, çocuğunu alıp kaçıyor mu? İşte orada denizde ölüyor ya da nehirde öldü. Bunlara ne dediler? Öbür taraftan başkaları artık AKP'li olur, CHP'li olur, neci olursa olsun. Herkesin suçu, herkesin. Bu hale nasıl geldik? Bütün halk olarak geldik kardeşim. Orada öldükleri zaman ya onlar teröristtir, FETÖ'cüdür onun çocuğu falan. Çocuk, ya çocuğun ne suçu var? Çocuk babası katil olsun. Babası dünyanın en büyük kötülüklerini yapmış adam olsun. Çocuğa insan acımaz mı ya? Onun gibi öncesinde de oldu. İşte ilk orduya vurdukları zaman onlara işte terörist diyordu. Onların aileleri, eşleri, çocukları dışarıda zulüm gördüğü zaman aynısını yapıyordunuz. Kürtlere de olduğunda aynı oldu. İşte sokakta cenazesi kaldırılamayan, çünkü
Sokağa çıkma yasağı var ya, sokağa çıkamıyorsun. Ya ölmüş, öldürmüşsün. Bırak çoluk çocuğu alsın, onun cenazesini götürsün. Öyle bir kadın vardı. Ne oldu öbürleri dedi ki teröristtir ya. Zavallı yaşlı kadının teröründen ne olacak? Teröristse bile yani o nişan alamaz ki yani, silah versen eline terörist olsa. Öbür kadın çocuğunu buzlukta tutuyordu. Bu sokağa çıkma olayları bitse de çocuğumu götürüp mezara gömsem diye günlerce buzlukta tuttu. Buzdolabında çocuğunu cenazesini saklayan kadın vardı. Bu milletin vicdanı sızlamadı. Terörist diyeceğim ya, o çocuğun teröründen ne olur diyorum ya. O çocuk bomba olsa ne olur ya. Siz bu öbür taraflar oraya Kürtlere mesela o vicdanı çalıştırmadı. Daha öncesinde ordudakilere çalıştırmadı. Rütbeliler için, komutanlarınız için bunu yapmadınız. En sonunda FETÖ için yapmadınız. Bu vicdanı devre dışı bıraktınız. Sırayla. Önce Ermeni'yi dövdürdünüz. Sonra Kürt'ü, sonra Türk'ü. Ha şimdi Atatürkçüler kalmış ortada, Cumhuriyetçiler kalmış. Ne onları savunacak bir ordu kalmış, ne polis kalmış, ne yargıda kimse var hakkını savunacak. Ne de dönse desek ya kardeş, sizin Allah rızası için hani siz dindarsınız, iyisiniz şey. O da yok, onlar da gitmiş. Öbür tarafta desek ulan sağ sol hikayesinden işte ise Kürtler solcu desek, onlar da gitmiş. Ha o zaman böyle kalırsın ortada. Bu duruma nasıl geldik? Böyle geldik.